Günaydın. Günaydın. Bakınız, hava daha aydınlanmadı. Ama erkenden uyandık. Bugün yolumuz uzun ve virajlı. Çok uzun. O yüzden böyle erken kalktık. 6 daha 6 motorcu dediğin erken uyanır ki çok yol yapsın. Evet, kahvaltılıklarımızı da akşamdan almıştık zaten. Otelde kahvaltıya para mı vereceğiz? deyip pintilikten ölüyoruz gördüğünüz gibi. Her zaman ki. Biz kahvaltımızı yaparken yağmur başladı dışarıda. Hava durumuna baktık. Bizim bulunduğumuz ve gideceğimiz bölgede yağış gösteriyor. Mecbur yağmurluk giyeceğiz. Yeni yağmurluk almıştık. Türkiye'den buraya getirmemiştik çünkü hepsi perişan haldeydi. Bir de onları test edelim bakalım. Burası kaldığımız yer. Gece yağmur ihtimali olduğu için motosikletimizi arabaların park yerlerine koymak istemedik. Islanmasın dedik. Şurada da motosikletler için yer diye tabela var, görebilirsiniz. Şu tentenin altına koymuştuk. Sonra oteldeki amca dedi ki ben size garajın anahtarını vereyim. Şuraya koyun. Bunun içinde şimdi bizim çocuk. Günaydın Yuya. Evet, bak evet. Tam senin havan. Evet. Biraz erkenci olduğumuz için açılmamış, kimse yok içeride ama şöyle bir makine var. Ödemenizi kartla buraya yapabiliyorsunuz. Makine bir an ödemeyi kabul etmedi. Panik olduk biz de. İçeride ödeyin diyordu. Beğersem içerisi açıkmış. Bir böyle gerildim. Ödemeden kaçıyoruz gibi oldu. Nasıl fotoğraf çekmemize müsaade etmiyorlar. Başlıklı çalışma. Çok enteresanlar. Kendi fotoğrafları çekilsin diye her şey yapıyorlar ama bir saniye müsaade etmiyorlar gerçekten. Thank you.
mükemmel bir havada devam ediyor. Yine bir McDonald's molası. Ama yemeyeceğiz. Biraz haritaya falan bakmak için durduk. Sevimli bir kafeye geldik. Biraz da serin olmuştu, böyle üşüdük diyemem tam ama soğuktuk. Isıtıcıyı da açtılar bizim için. Bir sürü motosiklet var, göstereyim biraz size. Ben kendime kremalı domates çorbası söyledim. Fatih de şöyle bir çorba söyledi. İçindekiler ne tam bilmiyorum. Bir de bölüşmelik pizza söyledik. Havada var ya, sıcacık bir çorba içmenin ne demek olduğunu gerçekten anlatamam yani. Doğdum Hakan. İyi ki doğdum, iyi ki doğdum. İyi ki doğdum Hakan. Fatih'in seçtiği ana yoldan İtalya sınırına doğru devam ediyorduk. Çok güzel bir yol burası gerçekten. Haritada gösterdiği kadarıyla da enfes bir yol, özellikle motorcular için. Sonra şöyle bir gişeyle karşılaştık. Ama burası hem yolumuzu kısaltıyor hem de çok güzel yerlerden geçiyor. O yüzden neyse parası vereceğiz, değil mi Fatih? Vereceğiz. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Yoldan güzel güzel giderken Biker Point diye bir tabela gördük. Onu dedik takip edelim. Zaten 2000 metrelerdeydik. Sonra o tabela bizi bir sürü hairpin'in olduğu başka bir yola soktu. Şu an 2571 metredeyiz. Hiçbir şey gözükmüyor aslında. Manzara harikaydı diyemeyeceğim, o yüzden bayağı bembeyaz. Ve en sonunda bu alan motorcuların buluşma noktasıymış. Şurada da herhalde böyle hediyelikçi mi desem artık, sticker falan mı bir şeyler satan bir dükkan var. Aynı zamanda da kafe. Oraya gireceğiz şimdi. Bu arada çok komik bir şey oldu. Bir sürü motorcu geçiyor. Güya şey, her yerde tabelalar var işte. Motorcular hız yapmayın. İşte dikkatli sürün, virajlarda içe kapatmayın falan gibi. İşte polis var, radar var falan filan. Bütün motorlar maksimum 30'la ya da 40'la gidiyor. Öyle bir sis var ki böyle herkesin vizörler açık buhu yapıyor diye. Böyle etrafı görmeye çalışan motorcu dolu ortalık. Boşuna para verdik Fatih. Gidip geri isteyelim paramızı. Burası 3798 metredeki tepeyi görebileceğiniz bir yer. Ama ben buraya bunun için çıkmadım. Bakın aşağıda kim var. Burada böyle bir hatıra
parası bastırma yeri var. 1 euro, bir de 5 cent karşılığı para basacağız. Umarım güzel bir şeydir. Hadi bakalım. Koyduk. Attık. Paramız çıktı. Çok güzel. Vay. Çok tatlı oldu. Çok güzel olmuş. Ben de sana bir şey aldım. Ne aldın? Bir tane sana, bir tane kendime, bir tane de motora aldım. Ne aldın? Bak şimdi. Arkamda gökyüzü açmış görünüyor. Kameradan kendimi çekerken fark ettim. Kavga etmeyelim diye renklerini farklı aldım. Bakalım neymiş. Seninki mavili. Oo, çok güzel. Rozet mi o? Evet. İşte tamam ya. Bu geçide tamam. Özel. Motorcu rozeti. Çok güzel. İleri sürüş testi geçmiş gibiyim. Seni ayağa mı ilan ediyorum? Şak 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 şak. Oldu. Çok böyle bak. Ulu bir insan gibi oldum. Benimki de kırmızı. Oo, yakıyor. Sen de artık ileri bir sürücüsün. Bakayım. Motorumuza da buranın stikerinden aldım. Küçük motorcu stikeri. Güzel. 5300'ü gördükten sonra tabii çok bir şey ifade etmiyor ama güzel. Hava soğudu. 6 dereceye falan düştü. Sislerin içinden kahramanım geliyor. Çok güzel bir geçitteyiz. Sis dağıldı, güneş çıktı. Ve yol inanılmaz. Böyle kıvrıla kıvrıla inen bir sürü hairpin var. Çok güzel oldu. Gel bak. Motorcu dediğin sollar. Sonra da viraja girer. Keşke kendi şeridinden girse. Bu motorcu biraz patates. Olmadı. Motorcuların bütün sempatikliğini şu an kaybettirdiler yani arabalılara. Yakışmadı değil mi Fatih? Ben şuradan mı geleyim? Sen hadi bir git gel. Oyun pisti. Şimdi hep beraber Fatih hocamızı izleyeceğiz. Fatih motoru aldı gitti. Ben onu çekeyim diye ama arkadaşlar yola çıktı. Fatih için eğlenceli bir viraj olacak. Dağılın, dağılın. Onlar benim eşyalarım. Çok tatlılar. Ay Fatih gidiyor. Buraya kadarmış. Koyunları boşuna salmadım. Yeter bu kadar. Ben dağılsın. Birlikte gezelim değil mi ama? Olsun. Bilerek yaptım. Beni de al diye. Yolu kapattırdım.
Benim neyim eksik? Neyim? Hadi bakayım. Dizimi mi koyayım, omzumu mu? Motor iki teker üstünde dursun da sorun yok, gerisi ne olursa olsun. Çok eğlenceli ama tek kişi. Yoldaki erkek çocuklarına da virajda selam verdim. Onlar veremedi. Aferin. Hormonlarım yüksek. Havanın kararmasıyla otelimize vardık. Yine yol üstünde böyle hava kararmadan önce bulmuştuk. Daha doğrusu bulduğumuz en ucuz yere sürmüştük. Şimdi de otelde yiyecek bir şeyler yokmuş. O yüzden dışarı çıktık. Bir kilometreye yakın yürüdük. Bir pizzacı bulduk. Oradan pizza sipariş ettik. Pizzamızın çıkmasını bekliyoruz. Pizza çıkarken de birazcık şöyle yürüyelim dedik. Dolomitilere geldik. İlk defa geldik biz. Bu bölgeye hiç gelmemiştik İtalya'da. İyi oldu. Değişiklik oldu. Girişi çekmeyi unuttuk ama 3. kata geldik. Odamızın olduğu kata. Normalde tuvalet paylaşımını yazıyordu. Banyo. Ama abi bize kıyak geçti. Tuvaletli oda verdi. Çok tatlı, balkonumuz falan da var. Güzel bir yer. Bugün Salzburg'a 45 kilometre mesafede olan otelimizden çıktık. Hallstatt gölü üzerinden Zell am See'ye geldik. Hallstatt'a giderken ve ondan sonrasında çok fazla yağmur vardı. O yüzden hani böyle fotoğraflarda gördüğümüz o muhteşem manzarayı tabii ki göremedik. Zaten Avusturya bize bunu ilk defa yapmıyor. Olsun. Yine de yol çok güzeldi. Çinli turist akını haricinde bir sorun yoktu. Oraya otobüs dolusu Çinli turist gelmiş. Ondan sonra yine dağ yolları üzerinden Zell am See'ye geldik. Orası biraz daha büyük bir şehir herhalde orası. Yani kasaba diyemeyiz. Daha büyük bir yer. Fakat çok güzel. Bence Hallstatt'tan daha güzel bir yer. Orada takipçimiz mi desek, arkadaşımız mı desek, gezgin mi desek bilmiyorum ama Hakan abiler var. Onlarla buluştuk. Çok tesadüfi bir buluşma oldu. Onlar da Münih'telermiş. Salzburg'a gidiyorlarmış. Sabah öylesine mesajlaşırken bir önceki gün böyle yolda buluşmaya karar verdik. Çok güzel. Kaç saat geçirdik? 2-3 saat geçirdik yani geçirmiştim. Kafadan. Bol muhabbet eşliğinde. Çok keyifliydi. Yemeğimizi yedik, kahvelerimizi içtik. Hakan abinin doğum günüymüş. Günüymüş. Onu evet. Kutladık. Güzel geçti yani. Çok güzel bir buluşma oldu. Ondan sonra da yolumuza devam ettik. Ama nereye gidecektik? Yani orada bir soru işareti var. Çünkü biz Oktoberfest diye yola çıktık. Şu anda İtalya'dayız. Şöyle gidiyoruz. Yani gelmişken biraz hani aşağıdaki pasları yapalım mı acaba dedik. Acaba. Cortina dolaylarına geldik. Yani Cortina'da kalmadık. Çok pahalıydı. Onun biraz böyle 45-50 kilometre uzağında bir yerde kaldık. Yine Salzburg'da yaptığımız gibi. Çok tatlı bir yer. Küçük bir kasaba. Çıktık pizzamızı aldık. Biramızı aldık böyle. Çok güzel bir ufacık bir yer böyle. İtalya'nın bu dağ kasabaları çok keyifli. Buradan
Ne yapacağız? Yarını bilmiyoruz açıkçası yani. Yani aslında yarınki hedefimiz Münih'e varmaktı ama şimdi yapmak istediğimiz rota üzerinden bakınca yaklaşık 500 kilometrelik bir yol çıktı. 530. Çok mümkün gözükmüyor. Bilmiyorum nasıl olacak. Çünkü aslında bugün yolda şunu konuştuk. Dedik ki yani biz Oktoberfest diye yola çıktık da ikimiz de bu yollarda sürünce Avusturya'daki dağ geçitlerini, pasları ve İtalya'dakileri yapınca niçin yolda olduğumuzu bir kez daha hatırladık. Ve aslında bu şekilde gezmeye devam etmeye karar verdik neredeyse. Hatta buraya gelene kadar vermiştik yani. Sonra dedik ki bu kadar geldik niye gitmeyelim filan. Hala çok kararsızız yani. Çünkü gidersek bir günümüzü orada geçirmiş olacağız. Yani bir full gün festivalde geçecek. Ama gitmezsek bir full günü böyle çok güzel virajlarda, dağ geçitlerinde de geçirebiliriz. Yarın mı karar vereceğiz onu? Herhalde yolda karar veririz. Bilmiyorum evet, ki. Evet, sabah ola hayrola diyoruz. Keyifli bir gün oldu. Yorucu bir gün oldu ama keyifli bir gün oldu. Ben bugün bayağı yoruldum. Evet, Tuğçe bugün ekstra yoruldu. Aslında yani birer birer değişe değişe kullanıyoruz ama herhalde. Evet, çantan mı ağırdı birazcık? Evet, hep ondan şikayet ettim bugün. Çantam ağırdı benim. Şey çünkü, niye bilmiyorum. Benimkini yar... Çünkü aslında şu yüzden, bütün eşyalar tek çantadaydı. Sonra ben o tek çantayı ikiye bölerken Fatih'e sadece Fatih'in eşyalarını verdim. Ama ben de onun dışındaki bir sürü ortak eşyamız var. Çok centilmenim çünkü. O yüzden ağır çantayı ben taşıyorum. Ama benim çantamda da mesela bilgisayar var. Ondan sonra bilgisayar cam şişe var, içerisinde 1 litrelik. Bilgisayar var. Bana trip atıyorsun. Konuşmanın bir alemi yok. Bakalım sabah ola hayrola dediğimiz gibi. Artık Münih'e gider miyiz, Oktoberfest'e gider miyiz, yoksa buralarda gezindir, buradan direkt eve mi döneriz, Slovenya üzerinden mesela? Bunlar hep soru işareti. Eve de şöyle. Yok, Slovenya üzerinden dönersek çok böyle yapmış olmuyoruz aslında. Şöyle. Durum bu. Evet, güzel bir uyku çekip dinlenelim. Yarına yeniden aynı enerjiyle başlamamız lazım. Görüşürüz. İyi geceler.